kullanın. Siz kitap okumayı da seviyorsunuz. Çok seviyorum. Şeklini çıkartıp kitap koyun. Yok. Bu böyle. Siz böyle uygun görmüşsünüz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Güle güle kullanın. Şimdi Keriman Hanım'ın yanına gidiyorum ben. Sınıf olarak Damla Hanım'a hediyenizi veriyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim... çok sağ olun. Eksik olmayın. O benim, hemen alacağım. Hemen alacağım. O benim diyorum, yalnız size. O benim. Aa, inanmıyorum. Çok soğuk. O zaman bir dakika, hemen poz vermek istiyorum. Bir saniye. Bir fotoğraf çekseniz. Fotoğraf çeker misiniz bir? Hiç bakıyorlar. İstanbul için. İstanbul için. Sevgili örgücü anne Tülay ördü bugün çıtacaktan, gelemedi hepimizin ellerinden adına. Ellerinden öpüyorum, lütfen benim adıma iletin olur. Tabii ki çok iletirim. Çok teşekkür güle güle ediyorum. Kullanın. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Damla Hanım. Bu da bende. Böyle mahcup oluyorum. Gerçekten mahcup oluyorum ama çok çok da teşekkür ediyorum. O ne demek Ufa abi, olur mu? Sizden hatıra tamam, bana. Şimdi eldivenlerimi bir saniye. Telefon çantası. Ya çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Çok sağ olun. Çeker misin bir resmimizi? Hadi bir de fotoğraf. Tabii ki. Bak ne yapacağım şimdi? Birazdan değiştireceğim. Arabaya gideyim de şimdi. Ne demişsin? Canlı yayında. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş buldum. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk biz. Uzun bir aradan sonra bir arada olmak evet. Kısmet oldu. Çok çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. İstanbul'da maalesef olmamıştı ama İzmir'de olmasını ayrıca çok sevindim. Evet, biz de çok sevindik. Ve diliyorum ki inşallah böyle etkinliklerimiz hep devam etsin. Her türlü buluşmalarda bir araya gelelim. Çünkü aynen. Biz örgücüler hepimiz birbirimizi gerçekten çok seviyoruz. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Bugün bir aradayız. Bütün İzmir örgü sevenler burada. Bizi destekleyenler burada. İzmir çok sıcak ama değil mi? Ben sıcak seviyorum. Çok seviyorum. Güzel, güzel. Ben sıcak güzel. Seviyorum, İzmir'i seviyorum. Bana İzmir'i sevmek için bahane lazım. Bir kere daha söyleyeyim, Ege'li ruhumdan mütevellit. Aynen. Bedenim değil ama ruhum Ege'li. Diyorum ben size sürekli. Ne hoş güzel, geldiniz. İyi yapıyorsunuz. Yazın bana, bazen dönemiyorum, ne olur kusuruma bakmayın ama döneceğim. Son şeyde... canlı yayında acayip ettiğim adınızı bilmiyorum demiştiniz ya, işte o benim. Güzel, bu Zarif Hanım efendiymiş demek ki. Böyle tanış, harika görünüyorsunuz. Vay. Şu heyecanlandım yine ben. Telefonumu verebilir miyim? Burada videomuz var orada. Evet arkadaşlar. Abi çıkar mısın? Gittiğim yerlerde bana hediye veriyorlardı. İlk defa da ben birine hediye hazırladım. Çok güzelmiş gerçekten. Aa bak güzel kalp atıyor. Bak bakalım ne hazırlamışım ben sana. Ay çok teşekkür ederim. Dilek anladı ya, anlasın. Anlıyor. Artık yani. Benim de bir çilek anahtarlığım ve bu siyerim var efendim. Aç bakalım. Nasıl? Aa, giymek isterdim aslında. Sonra nasıl yapacağım? Ya. Ya çok teşekkür ederim. Ve var ya dedi. Bodrum'a döneyim ben. Aşkım aldın mı mesajı? Aldı nasıl? İnşallah olur. Çok aslında teşekkür pembeydi, ediyorum. Gül kurusuydu. Senle konuşunca. Ama bu rengi çok sevdim. Antresit dedi. Umay iptal iptal. Kaldır kaldır. Daha farkında olmadan fotoşop sipariş vermişim. Hayır ben senin için ağzını örüyorum, tamam mı? Öreceğim kaç beden. Şimdi kameralarda görüyoruz. Zayıf 36 mı acaba 38 mi? Sema'yı aradım. Dedim ki Sema kaç? 36 fatoş bence dedi. Tamam dedim, inşallah olur. Evet. Renk de gül kurusuydu. Dedim ki antresi. Ya çok teşekkür dile, ediyorum. Dile, çok dile, mutlu oldum. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Onu da aldım. Onu da aldım. Bunlar da bizden size küçük bir tane çilek anahtarlık. Sizlere de unutmadım efendim. İzmirlilerin özellikle benim tontiş teyzelerim oradaysa hepsini ellerinden öpüyorum.
Hediyeniz için ayrıca çok ama çok teşekkür ediyorum. İlk kış geldiğinde hemen takacağım. Fotoğraf çekip paylaşacağım sizi. Çok güzel. İyi ki bu yurdunuz geldiniz. Biz size teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Adıma çok memnunum. Ben de bütün öyle. Gelen örgü dostlara da selam olsun. İyi ki herkes gelmiş. Herkesi evet. Tanıma fırsatım olmuş. Ayağınıza sağlık bu arada. Ki yine görüşelim inşallah. İnşallah, yine. inşallah damlam. Tabii ki. Hoş geldiniz bu arada. Tabii ki. Necla ben. Necla. Size haberin çok tatlısınız, çok tatlısınız. Resmi paylaşırım ondan sonra. Ay bu ne güzelmiş ya. Çok tatlı. Bu arada hoş geldiniz. Hoş buldum. Siz de iyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Çok kalmalısınız, çok bağlısınız. Ay çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nasıl çeviriyorsun şimdi kamerayı? Ben de vallahi pek bilmiyorum ki. Ben çevirdim kamerayı. Çevirdin kamerayı. Aylin ayol. Evet. Beraber. Hadi gel onların yanına gidelim. Ve biz. Yayına girdik. Ellerine sağlık canım. Teşekkür ederim. Yani yerken çekiyorsun ya. Yani alıştım artık ya. Niyet dediğinde yeme stilim öyle oldu. Merhabalar. Anne kızı öldü beni. Hoş geldiniz. Buyurun. Şimdi karşında bayılan bir arkadaş olabilirdir. Al elinden tut ne olur. Ayıp o kadar heyecanlı şey. O kadar heyecanlı. Ne heyecan Allah aşkına. Evet. Çok seviyorum sizi. Ay, çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ay misler gibi kokuyorsunuz. Hoş geldiniz. Ay, iyi ki geldiniz. Kısım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi görmeye geldim. Siz hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Poçaya geçtim ben evenden. Geçtim. Keşke gelseydin bize ya. Bir dahaki sefere inşallah. Hoş geldiniz. Merhabalar. Sizi görmeye geldim. Bizim söylediklerimizi arıyor musun? Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Parah bak değil mi? Anladım valla. Çantamdan tanımalıydım. Sizi çantamdan tanımalıydım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Ya ay çok mutlu oldum ben sizi gördüğüme. Adnan, benim o güzel çantalarımın ne diyeyim tasarımcısı. Bak. Gorgeous değil mi diyoruz? Gorgeous. Gorgeous. Ben de. Kaç gündür sizi konuşuyoruz bizim evde. Şimdi biraz bizim siparişler böyle hani rutine girdi, rayına oturdu. Dedim kızların dedim annem hırkalarını yapamadık. Bir aturalım ondan sonra tekrar dedim belki renk değişikliği yaparsınız bir konuşalım diye. Bak görecekmişiz sizi. Aynen. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Çok mutlu oldum gerçekten. İyi ki geldiniz. Gerçekleştirmek ister misiniz? Evet. Beraber resim çekinelim. Şöyle ikiniz alayım yanıma. Tamam hayatım. Hoş geldiniz. Ya ama ben böyle size karşı zaten hep çok mahcup oluyorum. Ya çok teşekkür ediyorum. Ya zaten çantam canım çanta benim. Ama çok severek kullanıyorum onu biliyorsunuz siz de. Çok sevindim. Arabada? Benim zaten senin paket yapamadık. Biz de tatildeydik. İyi misiniz inşallah? Ya beğenmez miyim ya? Ay çok güzel ya. Bayıldım ya. Çok teşekkür ediyorum. Çok.
tamam hadi o vakit. Hadi ha, ben fotoğrafı, ay özür dilerim ben fotoğraf. Ay ben seni bekliyorum. Öyle mi? Beraber. Beraber. Dur. Gel gel, sen de ortalarına girseydin kızların. Ya böyle geleyim ben. Tamam. Aynen. Çantalar. Farah Bey'in fotoğrafı olduğu belli olsun. Damgayı vurdular. Değil mi? Bence de. Bence de çok başarılılar. Gerçekten harika. İşçilik her şey süper. İlk aldığımdan beri hepsini harika kullanıyorum. Aynı şekilde. İlk günkü gibi. Pardon, sizde de çekilebilir. Tabii ki, tabii ki. Ablacım duyuyor muyuz? Şöyle yapmasın. Dur. Güzel. Dur. Merhaba. Bana bırak. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Biz nasıl olduğunuzu alkışlarla anlıyoruz. Nasıl olduğunuzu. Süper. Harika. Emre Başürk ben. Azal.com'la birlikte çalışıyoruz. Ben de karşıya kalayım bu arada. Peki şöyle, bugün İzmir'imize misafir olarak gelenler var mı? Kimler var? Nereden geldiniz? Yok yok. Hayır, İzmir'e misafir olarak gelen dışarıdan. Kocaeli'den gelen var, Kocaeli'den. Bugünkü organizasyon için. Gece 10'da mı? Buraya. Evet, buraya değil, İzmir'e. Pazarlı'dan İzmir'e saat 10'da geldim. Damla'yı geleceğim, göreceğim diye. Annem benim. Vallahi harika ya, süper ya. Bu kadar seviyorsun. Yani... Şunu söyleyebilirim. Azal.com'la Türkiye geziyoruz kapsamında biz Eskişehir'deydik. Ne kadar oldu Eskişehir'de olduğumuz? Ortalama bir 15 gün, 14-15 gün, 2 hafta önce yine sizler gibi değerli misafirlerimiz vardı. Siz de oradaydınız. Siz maşallah, yani gerçekten. Var mıydı başka arkadaşımız orada? Eskişehir'deydiniz. Güzel, ve bugün sizlerle birlikteyiz. Bakalım. İlerleyen zamanlarda da farklı yine şehirlerde olacak çok değerli arkadaşlarımızla birlikte. Bakalım sürpriz nerede olacağız? İnşallah hep birlikte oluruz. Oralarda da gitmiş oluruz. Bizim için çok kıymetli, çok özel bir gün. Neden? Hepimiz örgüye gönül verdik. Şimdi burada şunu hissediyorum. Bu arada ben de şöyle söyleyeyim. 8. sınıfta makrome kapsamında çalışma yapıyordum. Tabii ki şöyle oluyordu makromede, ben Ala'da okudum, orada doğup büyüdüm, petkimliyiz. Şöyle bir durum oldu, ben orada yapıyormuş gibi yapıyordum, evde geliyordum, annem yapıyordu ardından. Hiç el becerim yok ama geçen hafta, yani 2 hafta önce Eskişehir'de şunu fark ettim, ben de artık örgü dünyasına bir adım atmam gerekiyor 34 yaşında olarak. 2 ters bir düzden mi başlarım artık, neyden? 3,5 numaralı tığdan mı başlarım, hangisi denk gelirse bir şekilde başlamış. Efendim?
sık iğne olabilir gibi geliyor bana da. Efendim? Trabzon'dan yaparsın. Trabzon'dan. Trabzon. Sonunda da iç güveysi olarak artık böyle bir yolculuğum olur diye düşünüyorum. Ve bu organizasyonun ev sahipliğinde Eskişehir'den gelen ve gerçekten çok önemli bir kadın girişimci, azam.com'un sahibi Ebru Çekici Demir de bizlerle birlikte. Ben büyük alkışlarınıza sözü Ebru Çekici Demir'e vermek istiyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Siz geliyor mu arka tarafa? Hepiniz hoş geldiniz. Çok çok güzel bir gün. Bugün Gocias'la birlikte buradayız. Sizlerle bir aradayız. Azal.com ile Türkiye'yi geziyoruz dedik. Eskişehir'den başladık. Bugün ikinci durağımız İzmir'deyiz. Ve bir sonraki durağımız neresi? Bakalım, bize de sürpriz, size de sürpriz. Karar vereceğiz hep birlikte. Örgü deyince böyle stresimizi atıyor muyuz? Sıkıntılar gidiyor mu, sorunlar? Süper. İşimizde yaşadığımız problemler, çocuklarımızın gelecek kaygıları. Doğru mu? Hepsini atıyoruz. Peki kaç yaşında başladık ortalama örgüye? 6. Kaç? 6 yaş var başka? 12 yaş. Teyzem bravo. Var mı arttıran? Kaç yaşında? 24 yıl. Ne oldu? 24 yaşında ne başlattı sizi? Sonradan keşfettiniz. Süper. 7 yaş. Genelde bu arada fark ettim, 6-7'li yaşlar başlangıç yaşları gibi. Doğru mu? Ya bu arada hala öğrenenler var, görüyorum. Bravo, durduramıyorsunuz. En fazla günde kaç saat örmüşlüğünüz var? Günde bir 10 saat, 12 saat, 15 saat. Oo! Paşam benim. Rüyada bile örüyorsunuz. Güzel. Emre'cim, ay Emre, bak. Efendim ablam, söyle. Şahitlerim burada mı, yok mu? Şahitlerim var. Bak, 15 gün önce uçakla Kıbrıs'a gittik. Ben uçağın içinde bile inesiye kadar ördüm. Hostesler bana güldü. Bravo. Tabii. Ben hala insanlar. Kendimize iyi olduğumuz sürece başkalarına da iyi gelebiliyoruz. Doğru mu? Hayatında temel durumu aslında bu. O yüzden ben bunun çok kıymetli olduğunu inanıyorum. Ve bu kıymeti bizlerle tanıştıran ve bu kıymeti daha da fazla artıran çok değerli bir misafirimizi davet edeceğim. Gocias diye tanıyorsunuz. Büyük alkışlarla sahneye Damla geliyor. Evet, Damla gel. Öncelikle herkese gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. Her daim gittiğim yerlerde paylaştığım paylaşımlarımda, yorumlarla, YouTube'da paylaştıklarımla beni hiç yalnız bırakmadığınız için size canı gönülden çok ama çok teşekkür ediyorum. Utandım. Utandım gerçekten. Çok utandım. Ama biz İstanbul'la buna başladık. İnanılmaz güzel bir sinerji yakaladık arkadaşlar. Hiç böyle bir şey değildi aslında niyetimiz. Dedik ki bir hafta İstanbul'da dedik ki hadi dedik pandemi sonrası beraberce bir araya gelelim. Örgülerimizi alalım, kamp sandalyelerimiz. Artık hangimiz gelebiliyorsak ki Menekşe'nin de desteğiyle bir araya geldik. Beraberce arkadaşlarımızı organize ettik. Teşekkür ediyorum. Onun sayesinde ve inanılmaz harika bir sinerji yakalayınca Ebru bunu görmüş. Dedi ki ben dedi senin arkadaşlarınla, örgücü dostlarınla Eskişehir'de de bir arada olmak istiyorum. Nasıl yapabiliriz dedi. Şimdi bizim bir azal komumuz var artık. Henüz yola yeni çıkmış bir bebek de diyebiliriz. Büyüyen bir büyülü dünyası var arkadaşlar. Bir e-ticaret sitesi. Menekşe ile İstanbul'da beraberce yaptık ama ben İzmir için de Fatoş'a teşekkür etmek istiyorum. Eğer gelirsen yanıma. Arkamı döndüm ama ne olur kusura bakmayın. Canım hoş geldin. İzmir'de de toparlanırken, tabii İzmir deyince birçoğumuzun aklına, biliyoruz ki, özür dilerim, aklımıza, İzmirli örgücü deyince aklımıza hepimizin gelen isimlerinden biri tabii ki Fatoş. Ben de buraya geleceğimi öğrenince kendisini aradım. Evet. Dedim ki eğer sen de istersen gel benimle birlikte ol. O da
İkiletmedi bile tabii ki Damlacığım dedi. Her ve zaman. Onun da güzel ekibi, güzel arkadaşlarıyla sağ burada tanışmış oldum. Her biri çok değerli hanımefendi. İyi ki geldiniz. Her birinizin ayağına ama. Sağlık. Çok sağ ama çok teşekkür ederim. Ve diyorum ki inşallah daha başka şehirlerde birçok yerde bir araya gelelim. Diğer i̇nşallah. Örgücü dostlarımızla da şu anda canlı yayında izleyen örgücü dostlarımızla da inşallah. Etkinlik olur, organizasyon olur. Azalkon bizi götürür. Götürür. Başka şehirlere de geliriz inşallah ve herkesle tanışma fırsatımız olur. Ben çok ama çok teşekkür ediyorum hepinize. Canım arkadaşlarıma, Menekşem, ailenim, Özenim ve tabii ki Yıldız'ıma da çok teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı veren Ebru. Bu arada biliyor musunuz kızlar? Ebru benim, tarif vermeyeceğiz. Benim üniversiteden arkadaşım ama ev arkadaşı gibi de düşünebilirsiniz. Biz aynı yurtta kaldık. O zaman çok teşekkür ediyorum efendim. Sizlere hediyemiz var. Bu hediyeler de küçük çantalar haline Eskişehir'den hazırlandı, geldi. Şimdi teker teker sizle paylaşılacak. Tekrardan ayağınıza sağlık. Tekrar başka organizasyonla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlar. Evet, merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok duygusal anlar yaşıyoruz İzmir'de. Bir saniye arkadaşlar, 26 yıl önce... 26 yıl önce tanıştık. 26 yıl. Pomponu nasıl yaptığımızı anlatıyorum. İlk başta 7 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Şurada tırnağımı koyuyorum ki orayı bileyim diye. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Tığımı doladım. Tırnağımı koyduğum yere geldim. İlmeğimi bir kere beklettim tığımda. Birinci ilmek. Şimdi ikinci ilmek. Ve üçüncü ilmeğimi yaptım. 4 tane. Hepsini birden kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şuradaki boşluğa tekrar aynı işlemi yapacağız. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğim var. Kapattım. Bir zinciri çektim. Şimdi şu boş gözükene değil, hemen yanındaki yere, arkasındaki ilmeğe batıyoruz. Kaydırmayla kapatıyoruz. 1, 2, 3 zincir, boşluğa batıyoruz. Ve böyle kapalı bir pompon yapıyoruz.
satacağım. Evet. Sat anne. O video paralı. İlk sat. Önce ben öğrendim. Burada. Canlı canlı. Burada nasıl yaptım dedim. Çekimini ben yapmış. Evet ben çağırdım. Dedim ki gel hemen gösteriyorum. Alnımın akıyla gösterdim arkadaşım. İyi ki çağırmışsın seni. Bak, evet. Ya o zaman Goçat kanalında bir örgü ve fotoş tekniğiyle karşınızda. Tabii ki. Tabii ki. Sen kullanıyor musun? Biliyor musun bu tekniği? Bunu biliyor musun? Biliyorum. İki taneyi hop kapatıyorsunuz. Tamam. Süper. Tamam.